Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu 2021 yılında vizyona girmesi beklenen filmleri size tanıtacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. İlk sırada yer alan filmimiz Matrix 4. You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? 1999 yılında yayınlanan Matrix filminin 4. devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'ın canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie Annie Moss, Yahya Abdul, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris ya da Pinkett Smith gibi isimler de yer alıyor. To the Matrix. 2. sırada yer alan filmimiz 21 Ocak 2022'de vizyona girmesi beklenen Morbius. Tedavisi olmayan bir kan hastalığını deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorunlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığa çıkması da imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o birçok insanüstü güce de sahip olur. The ability to use echolocation. Until the remedy. Is worse than the disease. Üçüncü sırada yer alan filmimiz Venom 2. Lady, we should be out there snacking on bad guys. Sonunda bir seri katile dönüşen Cassady, Eddie Brock ile aynı hapishaneye atılır. Brock'tan kopan bir simbiyoti parçasının Cassady'ye tutması sonucunda ortaya süper kötü kahraman Carnage çıkar. Çizgi roman evreninde Carnage o kadar güçlüdür ki Spider-Man onu yenmeyi başaramadığı için Venom ile işbirliği yapar. Venom serisinin ikinci filmi Deadly Harbor Carnage, Türkçe adıyla Zehirli Öfke filminin Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona çıkış tarihi daha önce 17 Mayıs 2021 olarak belirtilmişti. Ancak Covid-19 nedeniyle askıya alınmıştı. Filmin resmi çıkış tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirlendi. Filmi Türkiye'de ise 8 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Eddie, you feel like home to me. Like family. Dördüncü sırada yer alan filmimiz Shang-Chi ve On Halka Efsanesi. Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikastçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi, aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş teknikleri geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerinin onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir. Beşinci sırada yer alan filmimiz James Bond'un oynadığı Ölmek İçin Zaman Yok.
Aktif hizmetten ayrılan Bond yeni hayatında uyum sağlamaya çalışır. Jamaika'dan sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA'den eski bir dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesiyle yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan, bu işi kabul eden Bond yeni teknolojilerle silahlanmış kötü bir adamın peşine düşer. Come on Bond, where the hell are you? Evet arkadaşlar, heyecanla beklediğimiz vizyona girecek olan filmleri size kısa kısa tanıttım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın.